Yıldırım ilçe statüsünü kazandığından beri sadece plansız, keşmekeş büyüyen bir köy statüsünde gerçekten. Yani sosyal donatı alanlarıyla, kültür merkezleriyle ve mimari bir kent yapısıyla ilgili temelde ciddi sorun var. Bursa'nın en küçük yüz ölçekli ilçesi ama nüfus yoğunluğu açısından muazzam yığılmış, plansız ve hayat kalitesi, yaşam kalitesi çok kötü olan bir kent. Yani çocukların sosyal donatı alanlarına, sportif faaliyetlere, kültür sanat etkileşim alanlarına ulaşabilme olanakları kent içerisinde yok. Mevlana Mahallesi'nde şimdi yeni kent dönüşümünden bahsediyor. Aslında orada eski yapıları yıkıp aynı alanlarda bitişik nizamda beton yığınlarıyla yüksek binaları yapıp, yani şehirler arası otoban girişinde yapılan binaların şeyine bakıyorsunuz, yola taşmış durumda. Yeşil alanları yok. Ranta dayalı küçücük dükkanlar, üzerinde bitişik nizamda yüksek binalar, otopark alanı yok, park alanı yok, ibadet alanı yok. Bu kentin dönüştürülmesi lazım, ayağa kaldırılması lazım. Geçen gün Samanlı bölgesini gezdik. Oraları delip deşmişler, oranın ciğerlerini söküp atmışlar. Meyve bahçeleri, yerleşim alanlarının içerisinde yeni prefabrik modelinde büyük fabrikalar, gecekondu mantığıyla hızlıca yapıp içine ürünler koymuşlar, kiralamalara vermişler. Yani bu doğru bir şey değil ki. Okul sayısında ciddi sıkıntı var. Yıldırım'daki hemen hemen bütün mahalledeki çocuklarımız taşınmalı eğitim sistemine yaradı. Yani bir yerden bir yere eğitime ulaşmak için ayrı bir bütçe harcamak zorunda. Sağlık hizmetleriyle ilgili ciddi sıkıntılar var. Çocuk oyun alanlarıyla ilgili ciddi sıkıntılar var. Ya seçim çalışmaları yaparken sokaklarda çocuklar önümüzü çeviriyorlar. Top oynayacak alanımız yok. Yok. Akşam bir tane amatör kulübe gittik. Halı sahaya. Yani olağanüstü sıkıntı var. Yani günün bütün saatleri dilimlere bölüyorlar. İdmanlara yetmiyor, kapasite yetmiyor. İhtiyaç var. Yapmıyorlar. Güney çevre yolu planlanıyor. Var olan şehir içerisinde güney ve kuzey arasındaki çevre yollarını bağlantıları için dikey ana yollar yapılacak. Yani şehrin ara trafiğini rahatlatacak, dikey geçişleri sağlayan yollar olacak. Yani şöyle çevre yolu düşünelim. Ankara yolu, altındaki kuzey çevre yolu ve otoban. Bunları da şehri böyle kendi içinde rahatlatan dikey yollar yapılır. Şehir içerisindeki trafik akışını dışarıya doğru, ana yollara doğru taşıyan bir planlama düşünülüyor. Biz yani her an seçim kararı çıkacak gibi sahalara yönelmemiz yönünde partimizin bir iradesi var. Biz de yoğun bir şekilde halkın içindeyiz. Türkiye'nin zaten şu anda erken seçime gitme koşulları oluşmuş durumda. TÜZÜK kurultayımızın sonuç bölümünde genel başkanımız bunu ilan etti ve talep etti, tahri de ilan etti. Bu doğrultuda da Türkiye genelinde bütün il, ilçe, belde yapılarımızın sokaklarda halkımızla birlikte yaygın çalışma yapması gerektiği hususunda talebi var. Biz de bu doğrultuda yaygın olarak çalışıyoruz. Halkın ekonomiyle ilgili çok ciddi sıkıntısı var. İnsanlar gerçekten. Biz çarşamba günü namazgah sen pazarını dolaştık. Setbaşı esnafını dolaştık. Saat kaçtı? 3-4 gibi girdiğimiz esnaf dükkanlarında henüz siktah yapamayan, oturup bekliyoruz. Satış olmuyor. Bu gidişli olursa dükkana kepengi vuracağız artık. Çok dayanacak gücümüz kalmadı diye yüksek derecede tepkiler var. Personel istihdamı konusunda ciddi arama yapmışlar. Çok fazla işçi çıkışı çıkartmışlar. Dolayısıyla her mağazada bir tane ya da iki tane insan en fazla bekliyor. İş yok çünkü. Pazar tezgahında da fiyatlar cep yakıyor. Yani satan pazarcı esnafı da şikayet ediyor. Fiyatlar çok yüksek. Dolayısıyla tonaj bazda geçmişe oranla sattığımız ürün miktarı düştü. Şu anda da sattığımızdan kendi masraflarımızı çıkaramıyoruz. Zararına tezgah kuruyoruz diyen çok sayıda esnafımız var. Vatandaş da öyle alamıyor. Yani yarım kilo pırasa, yarım kilo ıspanak, yarım kilo havuç, yarım kilo elma. Yani hepsinden bir çeyrek insanlar toplamda yaşamını idame ettirmek
çalışıyor. Vatandaşın tabii bizi görmeleri, bize yönelik bakış açıları ciddi manada değişmiş yani. Bizi gördükleri zaman göz bebekleri gülüyor, insanların mizaçları değişiyor, daha mutlu oluyorlar. Bizi daha çok görmek istediklerini söylüyorlar. Sokakları boş bırakmayın, daha çok dolaşın, insanlara dokunun. Bir değişim beklentisi ve iradesi toplumda ciddi anlamda olgunlaştığını görüyoruz. Böyle bir şey var ya, gerçekten. Dolayısıyla yani bir an önce de erken seçimin artık Türkiye'de olması gerekiyor. Osman Gazi için de ciddi bir değişim, dönüşüm var. Hızlıca çalışmalar yapılıyor. Örneğin altı parmak çarşamba bölgesindeki o meselenin arındırılması için kentsel dönüşümle ilgili bir çalışma yapılıyor. Bu hayata geçecek. Yine bu podyumdaki konsepte benzer bir planlama Osman Gazi için var. Dolayısıyla oradaki kültürel değişimi etkileyecek, sosyal yaşamı güçlendirecek bir dönüşüm hayata geçecek. Yine işte kültür merkezleriyle ilgili Cumhuriyet tarihine mal olmuş, yine toplumsal anlamda aydınlanma hareketinin öncüleri olan yazarlarımızın adını vermek suretiyle kültür merkezleri, kafeler, kreş çalışmaları, sportif faaliyetlerine ilgili yatırımlar çok hızlı bir şekilde, 5-6 ay gibi kısa süreçte baktığımızda belki bunların 5-10 yılda yapamadığını 5-6 ayda Osman Gazi Belediyesi adım attı. Hızlı bir dönüşüm yapılıyor ve bunlar devam edecek. Dolayısıyla hem kent estetiği açısından da hem kültürel dönüşüm açısından Nilüfer ilçesinin gelmiş olduğu seviye yakalayacak, kısa sürede yakalayacak bir dönüşüm Osman Gazi'de gerçekleşecek. Bu sosyal halkçı belediyecilik anlayışıyla ancak yönetildiğinde elde edilebilir sonuçlar olur. Ama Yıldırım için tabii bizim bunu söylememiz mümkün değil. Yani Yıldırım yönetimi bizde olmadığı için. Aslında Yıldırım'da bu bir ihtiyaç. Yıldırım'da olması gerekir. Çünkü biraz da işte 20 küsur yıldır Nilüfer Belediyesi'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nde Sosyal Demokrat Belediyecilik tarafında yönetiliyor olması kentin gelişimi açısından da Bursa'nın merkezi oraya kaymış oldu. Yani eskiden merkez Altıparmak ve Çarşı bölgesi İlihekel'di. Ama kent gelişimi açısından baktığımızda kent kendi merkezini o tarafa doğru kaydırmış oldu. İnsanlar oraya daha çok yöneldiler.